Zamlar. Kar yağdı, dolu yağdı, fırtına oldu, boran oldu, yollar kapandı. Balık yendi. Ama zamlar da bu kar felaketinden daha fena. Çocuklar hesaplamış, geçen sene 359 liraya dolan otomobilin deposu şimdi 723'e doluyor. İki kattan fazla. Geçen sene mazot bakımından 330 liraya dolan depo şimdi 731 liraya doluyor. İki katından fazla, çok fazla. Benzin bir yılda %101, mazot bir yılda %121, doğalgaz bir yılda %42, elektrik bir yılda %88,5 zamlanmış. Nasıl olacak şimdi? 30 kilowatt saat elektrik tüketen bir ailenin eski asgari ücretle 30 kilowatt saat için 300 kilowatt saat için asgari ücretinden ödediği para %8,5 idi. Şimdi aynı 300 kilowatt saati kullanan aile yeni asgari ücretinden bunun için aynı 30 kilowatt için %12,2 ödeyecek. 12,2. Nasıl geçinecek? Daha önce söyledim ben. Bir yıl önceki, 1,5 yıl önceki 2825 lira bugünkü 4250 liradan alım gücü olarak daha güçlü bir paradır. Paran rakam büyük, alım gücü yok. Değerli arkadaşlar, bunlar dediler ki 150 kilowatt saatin üstüne yüksek tarife, altına biraz düşük tarife. Dedi ki kardeş, ortalama tüketim 230, 150 değil. Normal 4 kişilik bir ailenin. Bunu yapmayın, bu doğru değil. Yani bunu genel bir indirim yapın. Ya da dedi ki 230 kilowata kadar fiyat düşürün. İlla artıracaksanız 230'dan sonra arttır. Hayır. Beyefendi dedi her şeyi biliyor ya bu. Her şeyi biliyor kardeşim. Bir ailenin dedi ortalama tüketimi 134 kilowatt saat dedi. Ne oldu? Şimdi dün 210 kilowatt saate çekti. Ya bir kere de şu CHP'nin söylediğini zamanında yap. Er geç CHP'nin söylediğini yapıyorsun ama geç yapıyorsun, geç. Geç kalıyorsun. Ve millet bedel ödüyor. Şimdi Cahit 210 yaptı. Fakat faturalar geldi. Millet bugün bir gazetede gördüm. Yandım anam diye bağırıyor. Yandım anam. Ben dün gaz aldım. 1400 liralık gaz aldım. 530 metreküp. 520 gün gidecek. Böyle bir şey olabilir mi değerli arkadaşlar? Esnaf ve sanayici için bir düzenleme talep ediyoruz. Esnaf dükkanını açamıyor. Bir arkadaşımız anlattı. Sanıyorum Diyarbakır'da küçük bir esnaf dükkanın ortasına mangal koymuş. Kömür yakıyor mangalla ısınmak için. Türkiye bu halde. Ve esnafın dükkanda mangal yaktığı, sanayicinin şartel indirdiği bir tablo yaşıyoruz. 3 günlük OSB'ye elektrik doğalgaz kesintisinin Türkiye maliyeti $5 milyar diyorlar arkadaşlarımız. Böyle bir şey olabilir mi? Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na elektrik doğalgaz ve petrol zamlarını getireceğiz. Erdoğan, yarın biz bu meseleyi geniş geniş konuşmadan sen gel bugünden bu konuda çağrımıza kulak ver. Bir, esnaf ve sanayi için ayrı düzenleme. 210, 230 her neyse hadi senin dediğin olsun 210 kilovata kadar olan kısma derhal bir indirim. Derhal bir indirim. Talep ediyoruz. Bu ivedidir, bu kaçınılmazdır. Bir rekor gözünüz aydın, gözümüz aydın. Cumhuriyet tarihi rekoru. Ocak ayında dış ticaret açığı 10.4 milyar dolar. Hava atıp caka satıyorlar. Arkadaşlar inceledi bulamadılar. Böyle bir rakam dış ticaret açığının bir ayda 10 milyar dolar olduğu bir rakam, bir örnek tarihimizde yok. Ve enflasyona köpük dedi, müsilaj dedi. Şimdi kambur oldu enflasyon. Bir kambur var. Milletin sırtında bir kambur var. Ama enflasyondan önce ve daha büyük bir kambur var. O kamburun adı Recep Tayyip Erdoğan. Kambur sensin Erdoğan, milletin sırtından in. Sen inersen enflasyon kambur olmaktan çıkar. Ya bunların müjdeleri de 24 saat dayanamıyor ha. Müjdeleri 3 saatlik. Tarımsal destek için 26 milyarı 29 milyara çıkardılar. İyi güzel,
artış artıştır. Dün akşam gelen mazot zammıyla o 3 milyar eridi, gitti, yandı, bitti, kül oldu. Çiftçiye müjde verdi, 3 milyar arttırıyorum tarımsal desteği diye. Aynı akşam mazota gelen zam vallahi de billahi de bu 3 milyarı aldı götürdü. Aldı götürdü. Kafa bu kafa. TÜİK yarın enflasyon açıklayacak. Yeni başkan enflasyon açıklayacak. İstanbul Ticaret Odası %50 olarak açıkladı. Açıklamış çocuklar, söylediler. Bakalım TÜİK yarın ne söyleyecek? Başkan farkını göreceğiz. Herhalde göreceğiz. TÜİK yarın sarayın enflasyonunu mu açıklayacak? Yoksa sokağın enflasyonu mu? Bunu da yarın hep birlikte müşahede etmiş olacağız. Yalnız Erdoğan yeni bir huy edindi. Daha doğrusu ne, intihal mi diyorsunuz? Yani alıntı yapıyor başkalarından ama kendine mal ederek. Bu sefer damattan alıntı yapmaya başladı. Şöyle bir laf etmiş. Her yeni ay bir öncekinden iyi olacak. Bunu damat yapardı hatırlarsanız. Hatta ayları peş peşe sıralardı. Mart Şubat'tan iyi olacak, Nisan Mart'tan iyi olacak diye birkaç ayı da peş peşe sayardı. Erdoğan, Ocak Aralık'tan çok kötü. Aralık'ta ne oluyor? Kasım'dan kötüydü. Şubat Ocak'tan çok kötü olacak. Görüyoruz. Nasıl her yeni ay bir öncekinden iyi olacak? Kime göre iyi olacak? Bir avuç insan için iyi olacaksa doğru. Ve damat böyle derdi, böyle diye diye gitti. Darısı Erdoğan'ın başına. Bu her yeni ay bir öncekinden iyi olacak teranesini satanlar gidiyor. Gidiyor. Dileriz darısı damadın başına gelen, siyasi olarak tabii, Erdoğan'ın başına da gelecek. Bir imza krizimiz var. İmza vardı, yoktu, şuraydı, buraydı. Erdoğan bir şeyi anlamamış. Sayın Genel Başkan da, biz de şunu demedik ki, sen ihaleye imza atıyorsun demedik Erdoğan. Sen ihaleye imza atmıyorsun. Sen ihalesiz iş yapın diye imza atıyorsun. Bu orijinal bir Erdoğan imzasıdır. Bu da sayısı, tarihi, numarası vesaire vesaire. Bu ne diyor biliyor musunuz bu? Bu ihalesiz iş yapın diye imza atan Erdoğan diyor ki, bak artık ihale de yapılmıyor. İhale de yok. Güzel bir proje var. Malkara, Savaştepe, işte ya kadar giden Malkara, Çanakkale, Boğaz Köprü dahil. Bakın bu mavi, bu ihaleli bir iş yapılıyor bu. Şimdi Erdoğan diyor ki, Tekirdağ'da galiba konuşuyor. Tekirdağ bu otoyolda, bu otobanı da inşallah, nedir? Kınalı, Tekirdağ bu otoyolu da, otobanı da inşallah bununla birlikte yapımı planlıyoruz. Bugün bunun görüşmelerini yaptık. Beyefendi birileriyle oturmuş, görüşmelerini yapmış. Kınalı burasıdır. Kınalı Malkara arası. Malkara Tekirdağ, Malkara Çanakkale oluyor. Bakın. Kınalı Tekirdağ'ı ihalesiz, şu ihaleyi alan firmaya vermişler. Bu yazıda da, bu imzada da diyor işte bunun şeylerini müzakere ederek mütabakatın sağlanmasına mütakip gerekli sözleşme değişikliğini yapıyor. Müzakere edin. Mütabakat sağlayın. Sözleşmeyi imzalayın diyor. İmza Recep Tayyip Erdoğan. Neresi için? Yol, Allah razı olsun, yol yapılsın. Yol yapılsın. Kınalı Malkara. İhale yok. 21B bile yok muhtemelen. Davet yok. Müzakereyle uzattım. Kaç liradan? Şuradan. Al bu da benden olsun. Şu kadar da fazla olsun. Bu. Bu lakaytlık. Burada herkesin hırsızlık aramasından doğal bir şey olamaz değerli arkadaşlar. Erdoğan'a söylüyoruz. İhaleye imza atıyorsun denmedi sana. İhalesiz iş yapın diye imza atıyorsun. 21B'den isim vererek bu ihaleyi Ahmet'e verin diye imza atıyorsun kardeşim. Atma bu imzaları. Bunlar yarın senin canını yakar. Seni üzer bu işler. Bu devran hep böyle gitmez. Devletin böyle açık seçik soyulmasına çok da tahammül edemeyiz. Ve İki krizi 10 gün içinde elhamdülillah çok şükür yaşıyoruz, yaşadık. Bir, temel hak ve özgürlüklere yönelik, kişi hak ve özgürlüklerine, kişinin özel yaşamına yönelik bir büyük kriz yaşadık, yaşıyoruz. Bir de çocuk istismarı krizi yaşadık, yaşıyoruz.
Onun utancını yaşıyoruz. Utandığımızdan çok da dillendirmiyoruz. Ama 1972'de sanıyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Watergate skandalı olmuştu. Watergate. Herkes hatırlar. Demokrat Parti karargahını dinleme tesisi kurmak için oraya su tesisatçısı gibi giren sanıyorum. Birileri yakalanmış. İş sonunda Amerikan Başkanı Nixon'ın istifasına kadar gitmişti. Neden? Artık dünyada temel hak ve özgürlükler, kişi hakları, kişi dokunulmazlığı her şeyin üstünde. Dokunamazsın, takip edemezsin, telefonumu dinleyemezsin, mobeseyle beni gözleyemezsin. Bunları yaparsan bunun hesabını eğer geç verirsin. Ahirete kalmaz bu hesap. Ahirete kalmaz. Kalabilemez. Böyle şey olamaz, olabilemez. Değerli arkadaşlar, anayasa çiğnendi, bir suç işlendi ve bu işler İçişleri Bakanı eliyle yapıldı. Şimdi anlıyoruz ki İçişleri Bakanı ile Ulaştırma Bakanı İstanbul'a Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE görüntülerini seyretmeye gitmişler. Başka bir şey yapmadılar çünkü. AKOM'a gitmediler. Erdoğan ben AKOM'a giderdim diyor. Baktık Erdoğan belediye reisiyken AKOM da yok. Sonra kurulmuş. Velhasıl mesele şudur. Ekrem İmamoğlu'nun özel hayatının gizliliği ilkesi devlet eliyle çiğnenmiştir. Ekrem İmamoğlu kimdir? Önce bir aile reisidir. Önce bir babadır. Önce bir eştir. Sonra aldığı yetkiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Sen bunun özel hayatına kafanı eğip kameradan bakamazsın Erdoğan, Soylu. Bakamazsınız. Sana boşuna Suç İşleri Bakanlığı denmiyor bakanlığının adına. Hiç kimse yadırgıyor mu? Suç İşleri Bakanlığı diyoruz. Hepimiz diyoruz. Yadırgayan var mı? Yok. Şu anda Türkiye'de itibar kaybı noktasında, irtifa kaybı noktasında İçişleri Bakanı ve Bakanlığı tarihi bir rekor kuruyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün bir sınav verecek. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi hukuk dışılığa, ahlaksızlığa ve çürümeye evet ya da hayır diyecek. Bu hukuk dışı, bu anayasa dışı işi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getiriyoruz. Genel görüşme talep edeceğiz. Konuşacağız. Talebimizin gerekçelerini anlatacağız. Bakalım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, aziz milletimizin saygıdeğer temsilcileri nasıl bir karar verecekler? Hep birlikte göreceğiz. Bugün herkesin, sanıyorum akşamüstü olur, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MOBESE skandalı ile ilgili görüşmeleri izlemesini bekliyorum. Bu bir itibar suikasti dedi önceki Adalet Bakanı. Direkt olayı adres göstermedi ama KVKK toplantısında FETÖ'vari bir yöntem dedi. FETÖ ile uğraşmakla beraber FETÖ yöntemleriyle, FETÖ ruhuyla, FETÖ taktiğiyle, FETÖ anlayışıyla, FETÖ kafasıyla da mücadele gerekir. FETÖ ile mücadelenin asıl yolu odur dedi. Ve hukuku işaret etti. Hukuku işaret ettiği için adam görevinden gece birde alındı ya. Hukuk önce gelir dediği için bir ülkede Adalet Bakanı görevden alınıyorsa bırak eti, bırak tuzu. Ülke çürümüştür, ülke kokmuştur. Bu da kabul edilebilir bir tablo değil. Şimdi Kuzey Marmara Havalimanı TEM. Sorun burada yaşandı. Sorun burada yaşandı. Kuzey Marmara'yı işleten şirkete bir ceza kestiler. Havalimanında mağdur olanlar ne olacak? TEM otoyolunda mağdur olanlar ne olacak? İstanbul'un içinde İBB sorumluluk sahasında bir mağduriyet varsa o da gereğini yapsın. Nitekim Sayın İmamoğlu bir kişi bile mağdur olduysa özür diliyorum dedi. Özür de bir mağduriyet gidermenin başka bir yoludur. Aynı özür Ulaştırma Altyapı Bakanı'nın, Karayolları Genel Müdürü'nün, dolayısıyla onların ağababalarının, Erdoğan'ın dilemesi gerekmez mi? Havalimanında slogan attı insanlar. Beni o gece üç kişi aradı. Birisi havalimanından, biri TEM'den, birisi de üçüncü yolla Kuzey Marmara'yla TEM bağlantı yolundan aradı. Beni İstanbul içinden kimse yolda kaldım diye aramadı. Buradan yola çıkarak bu ayıbı, bu günahı, bu kusuru kapatmak için İmamoğlu'nun nerede yemek yediğini takip etmek ahlaksızlıktır. Bunu suçluları takip, suçluları yakalamak için kullanılan bir cihazla takip edip, bir suçluyu takip eder gibi takip edip,
yandaş medyaya da bunu suç olduğunu bile bile servis etmek de edepsizliğin dik alasıdır. Fitursuzluğun dik alasıdır. Bu er geç ortaya çıkacak arkadaşlar. Bunu soruyoruz. Şimdi izleyen personele sorabilsek personel diyecek ki bana müdürüm emretti. Müdüre soracağız. Müdür diyecek ki bakan emretti. Şimdi bunu soramıyoruz. Bu şöyle sorulacak. Şöyle sorulacak. Bunu şimdi izleyen personele zamanı geldiğinde bu sorulacak. Zamanı geldiğinde. Personel emekli olmuş olsa bile personel diyecek ki bana falanca müdür emretti. Kayda aldım. O müdüre gidilecek. O müdür diyecek ki belki o anda emekli olmuş olabilecek ya da olmayacak bilmiyorum. Bana dönemin İçişleri Bakanı bunu emretti diyecek. Dönemin İçişleri Bakanı bunu emretti diyecek. Ve dönemin İçişleri Bakanı bunun hesabını er ya da geç verecek. Hem Ekrem İmamoğlu'na verecek, hem 16 milyon İstanbullu'ya verecek, hem 84 milyon aziz milletimize bu hesap verilecek. Devlet hukukun dışına çıkarsa kimsenin can ve mal emniyeti kalmaz. Can ve mal emniyetinden söz edilemez değerli arkadaşlar. Erdoğan ayıp etmeye devam ediyor. Siyasette gerginleşme, kutuplaşma, kışkırtma konusunda çok mahir. Bu ara kutuplaşmayı biraz bıraktı, kışkırtmakla çok uğraşıyor. Lokantaya gitmelerimiz, insanların lokantaya gitmelerine yeni bir yaklaşım getirmiş. Ben de Erdoğan'a diyorum ki bu ayıptır. Bu gayri ahlakidir. İnsanlar lokantaya ne için giderse gider. İsteyen içer, isteyen içmez. İsteyen şerbet içer, isteyen şarap içer. Seni ilgilendirmez. Ama sen bunu yapmak suretiyle kafanın hiç değişmediğini ve değişmeye niyetinin olmadığını gösteriyorsun. Yaşam tarzına müdahale ediyorsun. Yaşam tarzı siyaseti yapıyorsun. Bu memleketi teröristler bölemez. Dış güçler bölemez. Ama bu memleketi yaşam tarzı siyaseti, inanç aidiyeti siyaseti, etnik aidiyet siyaseti böler Erdoğan. Bu memleketi bölme kardeşim. Sana ne? Kaldı ki o lokantaya sen de ta 2008'de gitmişsin. Ailenle. Afiyet olsun. Ne yediysen yedin. Ne içtiysen içtin. Senin gittiğin iyi bildiğin bir lokanta. İnsanlar aç durmuyor. Herkes çalışırken de yemek yiyor. Bir şey bulamadınız. Kusurunuzu, ayıbınızı örtmek için. Bula bula belediye başkanının yemek yemesini buldunuz ya. Bu ayıp da size yeter ya. Vallahi size yeter ya. Değerli arkadaşlar. Şimdi tabii konu şuradan geliyor. 31 Mart 2019'da İstanbullu Erdoğan'ın kulağını çekti. Erdoğan bunu ciddiye almayınca, kulağını uzatmaya devam edince millet elini Erdoğan'ın kulağından çekti. 23 Haziran 2019'da Erdoğan'a okkalı bir şamar attı. Ve anlaşılan bu ki bu şamarın acısı hala geçmemiş. Ama bir şeyi bilmesi lazım. Korkunun ecele faydası yok. Millet sana burada attığı şamarı Türkiye genelinde ilk seçimlerde atacak. Valiliğe, savcılığa, kişisel verileri koruma kuruluna Sayın İmamoğlu'nun başvuruları var. Vali, savcı, kişisel verileri koruma kurulu, işinizi yapın. Sadakatine yemin ettiğiniz anayasaya göre hareket edin. Devlet suskun ya. Devlet suskun. Erdoğan ve Bahçeli konuşuyor. Vali suskun. Savcı suskun. Kişisel verileri koruma kurulu suskun. Bir insanın özel hayatının gizliliği ihlal edilmiş. Tekrar ediyorum. Bir babanın, bir eşin, bir belediye başkanının özel hayatının gizliliği devlet eliyle ihlal edilmiş ve servis edilmiş. Devlet susuyor. Ekrem fobik olmuş bunlar. Yani bir CHP paranoyası, bir Kılıçdaroğlu paranoyası var. Bir de Ekrem paranoyaları var. Fobik bunların alayı. Ama bu paranoyaların size hiçbir faydası olmayacak. Ya pişkin pişkin bir de demez mi? İstanbul her şeyi ben yaptım, bizden sonra bir şey yapılmadı. Doğru. Kahraman'da da balığı sen ilk 2008'de sen yedin. Doğru. Ekrem'den önce Kahraman'da balığı sen yedin. Bu doğru. Ama İstanbul'a ihanet eden de sensin. İstanbul'un kıymetini bilmeyen de sensin. Şimdi ben bunu Erdoğan'a söyledim. Bana ait bir söz değil arkadaşlar.
Erdoğan'ın 21 Ekim'de söylediği sözler bunlar. İstanbul'a ihanet ettik, biz bu şehrin kıymetini bilmedik. Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ekim 2017. Şimdi İstanbul'a ihanet edilmiyor. Ama şu yapılmıyor. AK Parti kadın kolu başkanına, belediyenin bir iştirakinde çalıştırılan kadın kolu başkanına yurt dışında yüksek lisans yapsın diye, rakamlar ciddi, 128 bin avro, 123 bin lira ve ayrıca 9 bin dolar verilmiyor. Bu yapılmıyor. Ekrem bunu yapamıyor. Ama Ekrem şunu yapıyor. Aynı anda 10 ayrı metro inşaatını sürdüren dünyadaki tek şehir İstanbul'dur. Dünyada bunun örneği yok. Ne yapıyor Ekrem başka? İBB'yi devraldığında hiç kreşi olmayan İBB'nin bugün 62 kreşi var. Ne yapıyor başka? Avrupa'nın en büyük katı atık yakma tesisi, Avrupa'nın en büyük. Bunlar temelini kazmış, bırakmış, bitti, çalışıyor Erdoğan. Avrupa'nın en büyüğü. Üstelik bu katı atık yakma tesisi 1.4 milyon yani 1 milyon 400 bin hanenin evin elektriğini karşılıyor. Bir şey yapmamış ya Ekrem Başkan. Ve 4 yüksek öğrenim yurdu yapıldı. Eylül'de inşallah bu sayı 12'ye çıkacak. 5000 kapasiteye çıkacak. Ama 4 yüksek öğrenim yurdunda 1000'in üstünde öğrenci istifade ediyor. 62 kreş var. Ve 53 bin öğrenci eğitim desteği alıyor Erdoğan. Sen kadın kolu başkanına 128 bin avro, üstüne 123 bin TL ve üstüne 9 bin dolar verip yurt dışına gönderiyorsun. Senin kafan bu kafa. İmamoğlu'nun kafası da 53 bin öğrenciye nakit eğitim desteği veren bir kafa. Fark bu kadar açık. Diğerlerini tek tek uzun uzun anlatmama gerek yok. Tablo bu. Tekrar söylüyorum. Bu MOBESA meselesi Watergate skandalından az ve aşağı değildir. Bunun hesabını birileri verecek. Ya bir kurban bulup ona verdirecekler ama o bizi kesmez. Bu işin asıl sorumlu ve sahibinden bunun hesabı sorulacak. Açarken söyledim, skandallar, rezaletler bitmiyor. İyi haber maalesef veremiyoruz. 30 Ocak 2022'de bir utanç yaşadık. Bir çocuk istismarı yaşandı Trabzon'da. Bir günah işlendi Trabzon'da. Çocuğun babası cezaevinde. Babasını kurtarma umuduyla. Neyse. Fakat gel gör ki 10 yaşındaki çocuk pişman oldu, özür diledi. Pişman oldu, özür diledi. Çocuk orada bunu yaparken gevrek gevrek gülenler. Ve Sayın Bahçeli, bu size ders olsun. Bu çocuk da size dert olsun. Başka bir şey söylemiyorum. Evet, çok teşekkürler değerli arkadaşlar. Erdoğan'ın bu tür saçmalıklarını artık ben hiç yadırgamıyorum. İşte bu İstanbul'daki kar felaketindeki kusurlarını örtmek için belediye başkanımızın gittiği lokantayı dert edenler, şimdi muhalefet parti genel başkanlarının bir araya gelişindeki oturma düzenini merak edip ondan dertleniyor olabilirler. Altı siyasi partinin parlamenter demokratik sistemle ilgili iş ve güç birliği belli ki Erdoğan'ı çok rahatsız ediyor. O muhalefet liderlerinin yaş ve güç sırasına göre nereye oturup nereye oturmayacaklarını bıraksın da kendisi önce biraz önce gösterdiğim imzanın hesabını versin. Millet İttifakı şu anda Deva Partisi ve Gelecek Partisi ittifakı dahil olmayan partiler, parlamenter demokratik sistem konusunda bir güç ve işbirliği süreci var. Millet İttifakı ile ilgili ise en ufak bir sorun zaten yok. Millet İttifakı'nda işler tıkır tıkır yolunda yürüyor. Yani HDP eş genel başkanının ittifakla ilgili değerlendirmesine, cevap verme ehliyetine ben mezuniyetine sahip değilim. Onu sayın genel başkanlar değerlendirirler. Önce kendi aralarında. Bu tür demeçler sonrasında doğal olarak buna bir partinin, ittifak bünyesindeki bir partinin demeç vermesi tek başına doğru olmaz. Değerlendirme yapması, İttifak Partisi'nin sayın genel başkanları sık sık bir araya geliyorlar zaten. Bunları konuşup değerlendirirler. Evet, çok teşekkür ettim arkadaşlar. İyi mesailer, kolay gelsin.